Suriye ordusuna terörist dediği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sert bir dille eleştirilen, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından korkak diye nitelendirilen CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz bir basın toplantısı düzenledi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve öfkeden kendinden geçti. Ağza alınmayacak cümleler sarf etti. Bu şerefsiz adi rest çekiyorum. CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz kendisini kaybetti. Meclis çatısı altında ağzına geleni söyledi. Bu şerefsiz adi rest çekiyorum. Kameraların karşısına geçen Yılmaz, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kendisiyle ilgili anlattıklarına cevap vermek için Musul Konsolosluğu'nun işgal sürecini anlatacaktı. Ama kendini kaybetti. Ağza alınmayacak sözler sarf etti. Bu şerefsiz adi rest çekiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Özgür Suriye ordusu ile ilgili sözlerinden dolayı sert tepki gösterdiği CHP'li Yılmaz, skandal ifadeler kullandı. İç sürülerine baş kaldırma halidir. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun korkak dediği Yılmaz, aksini savundu. Direnin talimatı verdiğini ileri sürdü. Musul Başkonsolosluğumuz DAEŞ tarafından ele geçirilince bu zat bana bunu oradaki korumalar, özel hareketçiler ve çalışanlar söylüyor. Korkusundan başkonsolos ben değildim diyen bir korkak bu. Başkonsolos gelsin diyorlar ve kafama makinalı tüfeği dayıyorlar. Kafama vuruyorlar. Rest çekiyorum. Benim talimatım çatışın. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve eski diplomat Öztürk Yılmaz'ın basın toplantısına bu skandal ifadeler damga vurdu. Alayınıza baş kaldırıyorum. Hiç kimse bana hesap soramaz. Herkes haddini bilecek. Varsa ölmek, evet. 101 gün o iç sürüleri öldüremedi beni ama burada şehit olmak istiyorum. Sorunuz olamaz zaten.